Ressam Arzu Karcı'nın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıları işlediği Sinek Kuşu adlı resim sergisi Oasis'in Rol Sanat Galerisi'nde açıldı. Önceki akşam kokteyl açılışı yapılan Sinek Kuşu adlı bu yeni sergisinde sanatçı doğaya ve yaşamın tüm canlılarına karşı insanoğluna bir atıfta bulunuyor. Mitolojilerde sonsuz yaşamın ve hayat vermenin sembolü olan ve koruyucu ruhlar olarak kabul edilen sinek kuşlarıyla birlikte kelaynak kuşu, turaç, bukalemun, denizaltı, ağlayan lale ve kardelenler gibi özellikle ülkemizde nesli tehlike altında olan canlılara çalışmış. Açılışta Kent Haber'e konuşan Arzu Karcı çalışmalarını tuval üzerine akrilik boya kullanarak yaptığını ve bu teknikten çok keyif aldığını belirterek sergisi hakkında şu bilgileri verdi. Bu yeni serim 2016-2017 sezon için hazırladığım yeni serim adı Sinek Kuşu. Doğaya ve hayvanlara karşı çok hassasiyeti olan biriyim. Bu seriyle sinek kuşları birlikte özellikle ülkemizde nesli tehlike altında olan canlıları çalıştım. Niye sinek kuşuna geçecek olursak, sinek kuşu mitolojilerde hayat vermenin ve sonsuz yaşamın sembolü kabul edilen bir koruyucu ruh. Ben de sinek kuşlarıyla birlikte nesilleri tükenme tehlike altında olan canlıları çalışarak bir anlamda esasen bir mesaj vermek istedim. Çünkü mesela neler kullandım bu seride? Kelaynak kuşunu kullandım. Gibi biliniyor esasen. Hani türünün tehlike altında olduğu. İşte turaç diye yine bir kuş kullandım. Bukalemun, deniz atı, ağlayan lale, kardelen. Yani bunların çoğunun nesil tehlike altında olduğunu bilmiyoruz bile. Yani misal hani deniz atından bahsedince insanların tepsi, aa deniz atında mı nesil tükeniyor? Yani evet, çünkü İşte dip balıkçılığı yapılıyor, trolle avlanmalar yapılıyor, bunların yaşam alanları yok ediliyor. Beslenme alanları olan Akdeniz çayırları, deniz çayırları tamamen tükenmiş durumda. Mesela Akdeniz'de örneğin şu anda Kuşadası'nda bir bölgede koruma çalışmaları yürütülüyor sivil toplum örgütleri tarafından ve o bölgenin koruma bölgesi ilan edilmesi çalışılıyor. Ya bunlar çok bilinmiyor. Gündemimiz zaten çok yoğun, çok karışık, çok meşgul. Çok fazla bunlara da sanırım hani yer de verilmiyor yoğunluğundan da. Ama dediğim gibi benim çok hassası olduğum bir konu. Onun için ben bu sergide, bu seride, bu seneki yeni seride bunları çalışmak istedim. Çalışmalarında Küçük Prenses isimli kitaptan da ilham aldığını anlatan Karcı sözlerini şöyle tamamladı. Ve çıkışı da şöyle oldu esasen. Evet dedim, ben bu nesli tehlike altında canlıları çalışacağım ama bunu nasıl izleyiciye sunmalıyım, nasıl keyifli bir atmosferde sunmalıyım düşünürken o sırada yine elimde yıllardır okuduğum bir kitap olan Küçük Prens'i aldım. Ve Küçük Prens'in o üzüntü sonu beni her zaman için çok üzmüştür. Dünyamızı trajik bir şekilde terk etmesi. Ve dedim ki, yani sonunda dedim, Küçük Prens dedim, evet, zehirli yılan tarafından ısırılıyor. Ve o şekilde dünyayı terk ediyor. Ya peki, karşısına ona hayat veren bir canlı çıksaydı, onu tekrar hayata döndürecek bir canlı ne olurdu diye düşünürken, sinek kuşları aklıma geldiler. Dedim, tamam Küçük Prens sinek kuşu. Yeni bir ona, yani yeni son demeyeyim, ancak hani sonuna bir ek yazdım. Ve ekine de yazarına bir mektup yazdım. Çünkü yazarı da bu durumdan çok üzgün olduğunu belirtiyor kitabın son sayfasında. Ve eğer Küçük Prens'ten bir haber alırsanız lütfen bana yazın diyor. Ona da bir mektup yazdım ve akabinde de tamamladım. Bu seri bir adı Sinek Kuşu olacak. Sinek Kuşu tüm canlılara olmadı. Bu yüzden sinek kuşu olacak diyerek bu şekilde yola çıktım. Sergi 1 Ekim 2016 tarihine kadar pazartesi hariç her gün 12 ila 20 saatler arasında gezilebilecek.